Deniz. Ne işin vardı burada? Ne yapıyordun sen? Söyledim. Bu çantada ne var? Ha? Aa, çantada... bırak. Dur, bırak. Çantada. Yani tam da borsada her şey yolunda giderken... işlerin başında olmamam... huzursuz ediyor tabii beni. Bir de benim yüzümden yaşananlar... stres oldu tabii benim için. Barış, ne söylemeye çalışıyorsun sen? Ha? Yok onun için, yok benim için. Bu mu toplantı? Sabah sabah bütün işimi bıraktım, buraya geldim. Bunları mı anlatacaksın? Yokluğumda bir terslik olsun istemem. Yokluğunda her şeyi merak etme. Senin işlerin başında olmandansa yokluğun bizim için daha iyi. Neredeyse başına aldığı darbeden sonra beni özlemeye başladığını düşüneceğim. Geldiğimden beri böyle saçma sapan konuşuyor. Of, ne düşündüğün umurumda değil. Bunları söylemek istedim o kadar. Peki tamam, öyle olsun. Hadi seni daha fazla yormayayım. Belli ki daha toparlanamamışsın. Dinlenmeye ihtiyacım var. Ha bu arada merak etme, yokluğunda her şey çok güzel. Tekrar geçmiş olsun. Hoşça kal. Güle güle. Görüşürüz. Senin duruşman yarındı değil mi? Evet, yarın sabah. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyorum sonucunu. Bakalım savcı yeni bir delil getirecek mi duruşmaya? Ne delili? Ne bunlar? Hı? Sen mi çektin bunları? Bırak. Burak'ın kazasından önce çekildi değil mi bunlar? Barış sebep oldu o kazaya. Sen bu işe karışma. Bana bak, konuş yoksa polise söylerim. Birlikte mi planladınız Barış'la? Hayır. Kuzey'e yardım etmek istiyorum, o kadar. Ama onun haberi yok. Ben Burak'ı da Barış'ı da takip ettiriyordum. Fotoğraflar tesadüfen çekildi. Bak, Kuzey'le düşmanımız aynıydı bizim. İkimizin de en sevdiği öldü. İkisini de Ferhat öldürdü. Onun için yardım etmek istiyorum Kuzey'e. O senin kardeşin. Sen de onun iyiliğini istiyorsan lütfen bu işe karışma. Çünkü ben hallediyorum. Kuzey'in de hiçbir şeyden haberi olmasın lütfen. Ne işin vardı burada peki? Barış'a şantaj mı yapıyordu? Bu fotoğraflar Cemre'yi kurtaracak. Bu kadarını bil ve işi bozma sakın. Kuzey'in de Cemre'nin de iyiliği için sessiz kalmak zorundasın. Mecbursun buna. Ya yemin ederim planlanmış bir şey değildi. Ben Burak'ın katil olduğunu düşünüyordum. Şile'ye kadar beni takip edince panikledim biraz. Takip etmesin diye ondan kurtulmak istedim. Yoksa böyle bir kaza olacağını düşünememiştim. Efendim Kuzey? Hayır, lütfen. Evet evet, ben aramıştım. Ya Şekip Uncuoğlu vardı yanımda. Açmadım, sonra da Simay geldi. Simay mı geldi? He. Ya bir şeyler söyleyip duruyor bana. Dedi ki bu Barış şeyi, hıyarı senden bir şeyler saklıyor dedi. Hmm. Barış mı? Allah Allah, ne saklıyormuş? Ya o da bilmiyor ama dedi ki bana bu herifin bir korkusu var dedi yani. Benden bir şeyler saklıyormuş. Nasıl yani? Ne saklıyor olabilir ki senden?
Ya bilsem zaten o böyle bir şeyler dedi, geveledi gitti. Yani onun telefona güven olmaz ki. Bilmiyorum ama eğer doğruysa kesinlikle öğrenmemiz lazım. Ne gizliyor ki bu herif bizden? Ne bileyim, ona bir şeyler gelmiş falan, o benim gönderdiğimi zannetmiş mi? Ne olmuş? Korkmuş falan bir şeyler. Bak sen, merak ettim şimdi ben. Ya ben gelip onun gırtlağına basarım ama... Neyse o şu anda şu aralar olmaz. Olmaz. Cemre'ye zarar dokunur çünkü. Sen onu bir yoklasana. Çünkü eğer öyle bir şey varsa her şey her an değişir yani. Tamam ben zaten hastaneye gidiyorum yanına. Konuşacağım, merak etme. Cemre'yi serbest bırakması için ikna etmeye çalışacağım. Oğlum senin lafından ikna olacaksa niye bekledin ki bugüne kadar? Başından beri bunun için uğraşıyorum Kuzey. Merak etme. Onunla da konuşacağım. Herkese konuşacağım. Bu işi çözmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Hastanedeyim şimdi, yanına giriyorum. Sen sakin ol, sabırlı ol. Tamam mı? Haber bekle benden. Ya tamam bekliyorum hadi. Hadi bekliyorum. Bana bak. Ne yapıp ne edip öğren, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Hadi eyvallah. Cemre'nin serbest kalması için beni ikna edeceksin ha? Bence ikna oldun zaten. Ben şikayetimi geri alacağım. Böylece bu da senin kardeşine karşı başarılı olacak, öyle mi? Bence itiraz edebilecek durumda değilsin. Ya o kazayı senin organize ettiğini söylerim. Hatta Ferhat'ı senin öldürdüğünü söylerim ki... bunun sonuçlarını düşünmek bile istemezsin. Ferhat'ı ben öldürmedim. Ya da çenemi tutar senin ifadeni değiştirmeni beklerim. Başka çarem yok. Bak, Simay da aklını bulandırmış Kuzey'in. Çekindiğin bir şeyler olduğunu söylemiş. Kuzey bu işin peşini bırakmaz. O kadının elindeki resimleri bulmamız lazım, orijinalleri falan. İmha etmemiz lazım. Sen şikayetini geri al. Gerisini merak etme, hallederiz. Ha bu arada bu konuyu tartışmaya açmaman gerekiyor. Banu da Ebru Hanım da öğrenmemeli. Annem resimleri biliyor. Ne diyorsun? Bir de suç ortağının olması daha da zor bir duruma sokuyor. Neyse, konunun daha fazla dallanıp budaklanmaması için... daha fazla kişinin de haberdar olmaması için burada keselim diyorum. Ne diyorsun? Merhaba. Senin toplantı yok muydu bu sabah? Önce Barış'a bakayım dedim. Çıkıyordum zaten. Canım nasılsın? Görüşürüz Barış. Sana güzel bir haberim var, avukatın yanından geliyorum. Cemre suçunu kabul etmeye ikna olmuş. Anne ben ifademi değiştiriyorum. Anlamadım. Şikayetimi geri alacağım. Aa, delirdin mi sen? Ne demek bu şimdi? Niye? Öyle olması gerekiyor. Hayır yapamazsın, saçmalama. Çocuk oyuncağı mı bu? Şu haline bak, ölümden döndün. Onu nasıl cezasız bırakırsın? Bu senin başının altından çıkıyor değil mi? Ne söyledin ona? Nasıl kandırdın? Ben bir şey yapmadım. Sadece Barış o gece evde başka birisinin daha olduğunu söyledi. Simay. Kuzey'in eski karısı da evdeymiş. Barış Cemre'ye saldırınca Cemre düşmüş, bayılmış. Olaylara şahit olan Simay da Barış daha fazla ileri gitmesin diye... Cemre'yi de korumak için Barış'a saldırmış. Hepsi bu. Olamaz. Barış, lütfen bunun doğru olmadığını söyle. Şimdi durum kontrolden çıkmak üzere. Ben Simay'la konuştum. Onu buradan gönderdim. Ama tekrar gelebilir. İşte o zaman daha da kötü olur. Yani kasten adam öldürmekten, darptan yargılanacaksın. Bilmiyorum başka bir şeylerin daha var mıydı? Var mıydı? Ya bütün kirli çamaşırlar ortaya dökülmüş olur. Sonuçta Simay'a bir şey olmaz. Meşru müdafadan kurtulur. Olan Barış ve Sinaner ismini olur. Üzücü olur yani. Bakın en iyisi davayı kapatmak. Yani Sinaner ismine zarar verecek ne varsa üzerine örtmemiz gerekiyor. Cemre içeride kaldığı sürece de bu böyle sürüp gidecek.
Tek çare onu serbest bıraktırmak yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.